Benim tek mutlu olduğum yer, ya ilk mutlu olduğum yer pardon, ev. Evime gideceğim. Oğlan iyi mi? Kız iyi mi? Özge iyi mi? Tamam. Ondan sonra kapıyı kapadıktan sonra gerisi beni çok ilgilendirmiyor. Buraya geldiğinizde seyirci iyi mi? Sonra ekip iyi mi? Ben onlarla besleniyorum. Yani ne bileyim, bu böyle bir koy koy olsun diye söylenmiş bir şey. Benim hayatım hep böyle yani. Merhaba, İnanç Seret ben. Bu projede prodüktörlük yapıyorum. Programda yürütücü yapımcılık yapıyorum. Uygulayıcı yapımcısıyım programın. Ekip olarak da herkesle konuşursak oyunu hepimiz çok fazla benimsedik. Yani artık ailemizin bir parçası gibi. 2010'da başladık. Benim sürecim o süreçte başladı. Kaç sene çalıştıktan sonra 2020'de tekrardan projeye dahil oldum. O zamandan beri de çalışıyoruz. En başından beri yoktum. En başından beri sadece şu anda bizim ekipte Ilgaz var zaten. Ilgaz ben. Ben de bu projede ne iş yaptığımı bilmiyorum. Zaten çok da bir önemi yok. Önemli olan bu projenin içinde olmak her zaman. Bunların hepsi benim bebeklerim gibi. Dolayısıyla bilmiyorum ne iş yaptığımı. Bu proje başladığından beri buradayım. Yani bir gün, bir saat, bir bölüm hiç ayrılmadım. Sanırım ölene kadar buradayım. Hayır, açalım. Allah doğan herkes açalım abi orayı. Abi nasıl olacak? Kurtaramadığımız bir organizasyon. Aa şey var. Demans mı başladı? Ben hiçbir şey yok. Orada sadece kovulmakla kalmayıp CKM'de. Hapse de giriyordum. Biliyor musun? Gerçekten ne anlatsam itiraf niteliğinde olacak. Günlerce tasarladığımız, dikimine katıldığımız, kumaşını özenle seçtiğimiz bir kıyafet o kadar çok hareketli ve doğaçlama ilerlediği için birdenbire üzerinden düşüyor oluyor mesela. Ben sahnenin kenarındaysam bazen göz göze geliyoruz. Diyorum ki bu sefer kesin kovuldum. Ama kovulmuyorum. Fiyat abi ne zaman beni kovmayı düşündün? Ne zaman kovmayı düşündün? Beni kovmayı düşündüğün bir an oldu mu? Hayır. Böyle bir hata yaptım. Kurtarmadığım hiçbir şey olmadı ya. Gerçekten olmadı. Şu bir tane zeytinyağı dolmayı. Ha, yemek çok yapıyorum. Yemek, tatlı, böyle köy, her şeyi yapıyorum yani. Oğlum yemek yaparken sohbet, muhabbet falan çok seviyorum. Müthiş bir şey o. Şimdi gideceğim, kahvemi içeceğim, goy goy yapacağım. Tuna'nın bize kakaladığı bir balık var, onu besleyeceğim. Kendisi hiç ilgilenmiyor. Ben sürekli leş kokulu suyunu değiştiriyorum, mamasını veriyorum. Bir de balıkla konuşuyorum. Bir de balığın burasında böyle bir yüzgeç gibi bir şey var altında. Sabah bir kalkıyorum, ana balık ters dönmüş diye. Sonra hatırlıyorum ki altında o, üstünde değil. Bir de onunla uğraşıyorum. Ya çok arkadaş değilim galiba. Yani onu beceremiyorum çok. Benim babam benimle daha arkadaştı mesela. Ama benden daha sert bir adamdı yani. Çok daha kesinleri olan bir adamdı. Ben öyle, ya benim kesinlerim var da o kesinliklerimi törpülemeyi bir iki senedir öğrendim. Ama o kadar arkadaş mıyım bilmiyorum. Kötü baba olduğumu zannetmiyorum. Ama çok arkadaş. Çünkü ya benim babam avukattı. Şimdi ben çocukların gözünde bu işi yapan o adam bir yandan da. Dolayısıyla bir şey söylerken arkadaş babaya söylemekten ziyade ulan bunu söylersek adam üzülür mü şimdi? Bunu böyle bir şey arzu etmek bize yakışır gibi şeylere giriyorlar bazen. Üzülüyorlar yani. Zor bir gençlik onlarınki. Müthiş altından kalkıyorlar da. Ama ebeveynlik zor bir şey. Zaten zor. Özünde zor bir şey. Kendi kıçını toplayamamış bir bireyin birkaç tane daha üretip ben bunlara bakabilirim, onları çok iyi kotarırım demesi zaten başlı başına bir kumar. O yüzden yani çocuklara fırça çekiyorum bazen ama çektikten sonra da köşeye çekip oturuyorum. Sonra bir de kendime fırça çekiyorum. Ulan sen ya bundan çok daha doğrusunu yaptın mı da bunu fırça çekiyorsun diye. Sonra da gidip onlara anlatıyorum. Ulan bakıyorum ben de size böyle dedim ama ya bende de kesin cevap anahtarı yok. Bende tecrübe var. Sizde olmayan tecrübe var. Kimse de o cevap anahtarı yok zaten. Herkesin kendine göre bir cevabı var. Ne yazık ki cevap anahtarı da sınav bittikten sonra sahip olduğum cevap anahtarı. Herkesin anahtarları böyle. Çok dramatik bir yere götürdüm olayı ama böyle yani. Çok da yani şimdi gideceğim büyük ihtimal Superman dizisi var, gençlik dizisi, onu seyredeceğim. Smallville, ona takılıyorum. Çünkü hiçbir şey olmuyor dizide ve beni hiç yormuyor. O yüzden çok seviyorum. Bir bakıyorum, bakıyorum. Nereden baksam aynı yerden devam edebiliyorum. Blacklist
bekliyoruz devam edecek mi diye. Benim özel şahsi erotikler var. Ondan sonra müzik abi, çok müzik dinliyorum ya. Hakikaten insanın yaşıyla ilgili bir şey var, değişiyor. Çünkü hayatım hep gürültüyle geçtiği için 8 kolondan dinliyorum sahnede her şeyi. Fırat'ı duyuyorum, Özer'in piyanosunu duyuyorum, onu duyuyorum. Bilmem ne oluyor, kafam torba oluyor. Dolayısıyla artık hayatımda gürültüye yer yok. İyi akşamlar. 26 gün sonra yeniden bir 26 atıyorum götümler ama yeniden bir aradayız. Evet. Kanada vizelerimiz geldi. Evet hocam. Ve bugün yaklaşık bir yıllık aranın önündeki son gösterimiz. Evet. Bir müddet İstanbul'da oynamayız çünkü başka planlar var. İstanbul seyircisini severiz ya. Ne zaman bir oyun koysak bu kocaman salonu tıka basa dolduruyorlar. İstanbul'da hep sold out oynamaya o kadar alıştık ki çok heyecanlandırıyor bizi. Onlar bir enerji seyretmeye geliyorlar. Benden enerji alıp eğlenip eve döneceklerini düşünüyorlar. Hepsi çok tatlılar. Çünkü çok yanlış bir fikir. Ben bir kişi 2200 kişiye enerji vereceğimi düşünüyorlarsa çok gurur verici bir şey. Halbuki ben 2200'den alıp eve gidiyorum. Onu kimse düşünmüyor. Yani o yüzden onların mutluluğu çok önemli. Onların hepsinde pozitif enerjiyi görsem ben zaten şarj oluyorum. Ben tek başıma edebiliyorsam onları zaten daha iyi isterim ki ya. Ama bu gece öyle bir ambiyansı vardı genelde. Allah bozmasın. Allah bozmasın zaten. İnsan kendi bozarsa bozar da. Güzeldi yani. Çok güzel bir seyirci vardı. Çok eğlenmeye gelmiş. Öyle oldu mu zaten tadından yenmiyor. İşte öyle olduğu zaman ertesi gün anlıyorsun bir yerini kırdığını. Sahnede anlamıyorsun. Çok güzel geçiyor. Yani oyundan önce hep bu akşam ne yapacağız diye giriyorum ama oyun sırasında ben düşünmeye fırsat bulamıyorum. Çünkü Tolga ile göz kontağımı, sahneyle kontağımı kestiğim anda kalırım diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir düşünemiyorum yani. Kapanıyorum. Hocam trafik? 156. Hayır, 54. Jandarma 156. 154. 154. Bak ben. Su arıza. Dinliyorum, gördüm. Elektrik kesildiği halde oynadık. Seyirci de müsaade etti. Ben biraz bağırdım. Tolga bağırarak konuştu. Ve bu bir açık hava tiyatrosuydu. Salonda 4000 kişi vardı. İşin garibi elektrik kesildiği halde oynarken çektik. Televizyonda da yayınladık. Evet seyirci, yakın ışıkları, yakın ışıkları sahneye. Wow! Kameralar açın şeyi. Ya bayağı yapıyor herkes ya. Şu an yaptığınız şey korsan çekimdir. Benim oynamadan önce hani Tolga bu akşam acaba şu mu olsa diye kafamdan geçirdiğimde Tolga'nın o tipini gözümün önüne getirip güldüğüm çok oluyor. Bana deli misin ne gülüyorsun diyorlar. Ben akşamki oyundaki Tolga'ya gülüyorum diyorum daha görmeden. Seyirci neyi alkışlıyor? Zincir dolu mu alkışlıyor yoksa? Cesareti mi? Hayır. Şimdi bir konuşma bari gözümü takmamış. Seni biraz fazla dolaştı. Efendim yıpranan, yollarda yıpranan pırıkları düzeltmece. Bunlar yollarda ziyan oldular bütün turneler boyunca. Ya bir anım var tabii. Tolga bana bir küstü. Ama şu an sorsan ne olduğunu gerçekten hatırlamıyorum. Niye küstüğünü hatırlamıyorum. Zaten onu küsmesin ne olacak?
Ya bize, ekibine. Yoksa küstü mü? Küser tabii, niye küsmesin? Ben de tabii arada onlar yurt dışına gittiler falan filan. Oyun Bodrum'da. Ben de Bodrum'dayım. Dedim gideyim. Gittim. Bak bana diyor ki yok bugün sen misafirsin. Ama herkes organize olmuş gibi bana kuliste sen misafirsin, sen misafirsin, sen misafirsin, sen misafirsin. Tolga saçını yapıyor. Dur yapayım diyorum, hayır sen misafirsin. Makyaj yapıyor, bana yandan yandan bakıyor böyle. Sen misafirsin diyor. Git seyret diyor. Gidip seyredemem dedim. Seyredemem, seyredersem ağlarım dedim. O yüzden de gitme. Fakat ben gecenin sonunda kaldım ama hep bekliyorum bir şey yapmak için. Yaptırmadı bana hiçbir şey. Küstüğünü sürdürdü. Ondan sonra neyse bir arkadaşımın akşam böyle bir haberi geldi, düşmüş falan diye oraya koştum. Oraya da not bırakıyorum ama şimdi küstüm de gittim zannetmesin diye. Hani olayı neyse aradı, sonra sordu falan. Sonradan da tekrar buraya oyuna gelince gelecek misin diye, tabii geleceğim dedim ben de. Küstüğümüz bu kadar yani. Emre sen aşağıda duruyorsun, arkadaşımı kalçadan tutuyorsun düşmesin diye. Benim adım Emir. 2 senedir talk show'un dekorculuğunu yapıyorum. Bu ekibin içinde olmak gerçekten çok güzel, çok klasik, klişe olacak ama yani en başından sonuna kadar çok severek yaptığım bir iş diyebilirim. Saymadım ama 2500... Amerika'dayken 2520'lerdeydi de onun üstüne kaç tane yaptık saymıyorum. 2520 ile 2530 arasında bir şeydir. 17 yıldır bu işi yapıyoruz. Tüm gittiğimiz gösterileri bilmek mümkün değil. Kimsenin de bildiğini zannetmiyorum. Aa yok, onu hiç mümkün değil. Evet, bu bir muamma. Ben de bilmiyorum. Tam net bir sayı. Vallahi ben de bilmiyorum ama ekip de tam net olarak söyleyemeyecektir diye düşünüyorum. 2820. Konumuz var. Yok, komple blackout. Blackout abi. Evet. Şeyleri yine kapattıralım, arkaları unutmayalım. Ha, tamam, okey. Evet. Ver anonsu abi. Sayın misafirlerimiz, gösterimiz başlamak üzeredir. Lütfen cep telefonlarınızı kapatınız.